Adım Tan Başar, 35 yaşındayım. Obrazında yaşıyorum ben. Evliyim. Fizyoterapist yapıyorum. Mesleğim olalı. Sinopluyum. Ben Sinopluyum. Tabii Türkiye'de, memlekette birçok yerinde akrabamız var. Bayağı bir kalabalık bir aileyiz. Ya bu aracın çok önemli bir değeri var hayatımda. Çünkü ya babam olsun, annem olsun, teyzemler olsun, amcamlar olsun. Dahil benim kendi çocukluğum bile böyle bu tür arabalarda geçti. Benim babaannem 80 yaşında, hala şoför. Yıllarca bu tip arabalarda kullandı. Yıllarca Türkiye'ye gidip geldi. Aynısı rahmetli dedem için de geçerli. Annemin babası da yıllarca bu arabayı kullandı. İşte benim de çocukluğumdan beri herkesin hayali gibi olduğu araç vardır. Bu da benim hep hayalimdi. Hem gelmiş, geçmişte olanlar, büyüklerimizin yaptığı işlerden dolayı. Araç oradan çocuktan beri kafama takıldı zaten. O yüzden ben de hayalimi gerçekleştirdim. Türkiye'den alıp geldim. Aracı İstanbul'dan aldım. Kartal'dan aldım aracı. Aracın asıl memleketi Eskişehir. Plakadan da gördüğünüz gibi aracın ilk plakası olduğu için ben plakayı değiştirmedim. Arabanın klasikliği bozulmasın diye İstanbul'dan alıp Sıla yolundan getirdim arabayı almayı. Tabii ki tabelada Çiçek Abbas yazmasını işte nostaljiye bağlandığımız için o şekilde yazıyor ama aslında tertibimdir. Aynı yaşta olduğumuz için ve tabii ki aynı yolu gittiğimiz için. Araba 80 model, 85 model pardon. Araba 55 beygir, dizel 4 vites. İşte en iyi gününde 90 yapan bir araç. 90'a ulaştığımız zaman arkamızdan da rüzgar destek verdiği zaman 95'i bulduğumuz oldu. İnşallah 8. ayın başında her şey yolunda giderse arabayla tekrar Türkiye'ye giriş yapacağız. Giriş yaptıktan sonra tekrar arabayla döneceğiz. Yani hedefimiz var. Ben zaten gelirken de geldim. 35 saatte geldim ben araçla. Aracı inşallah bu sene tekrar Türkiye'ye sokup çıkaracağız yani. Araba inanılmaz etki yaratıyor. Genellikle en duygusal yanı da şudur. Aracın hani milletin, vatandaşımızın, Alman olsun, Türk olsun, çocukluk hatıralarını ön plana çıkardığı için. Yani durduran zaten ilk baştan diyor, kardeşim beni 30 yıl geriye getirdin, 40 yıl geriye getirdin. Yani benim çocukluğum bu arabada geçti, babamla biz çok izin yaptık, babamın vardı, dedemin vardı derken inanılmaz sirkülasyonlar oluyor. Yani milletle otomatikman iletişime giriyoruz. Alman olsun, Türk olsun. Yani Alman polisinin beni durdurmuşluğu oldu. Sırf arabayı izlemek için, arabayı görmek için. Ve işin en duygusal tarafı, arabanın ilk sahibinin torunu buldu beni. O arkadaşlar Hollanda'da yaşıyor. İnternet, yani sosyal medyadan doğru araç bayağı bir reklam olduğu için aracı tanıyorlar. Tabii plakadan doğru da tanıyorlar. Sağ olsunlar mesaj attılar, iletişim kurduk. Şu an öyle bir talep yok. Hani ben kendi şahsi adıma söylüyorum. Ben şimdi babaannemin zamanında kullanmış bir aracını bulmuş olsam veya babamın eski bir araba kullandığını bulmuş olsam ben varımı yoğumu satarım yani. Hiç hanıma sormadan ne kadar bilezik varsa evde satar aracı alırım yani. Benim şahsi görüşüm o. Böyle bu tür şeyler çok fırsat olarak elde edilecek şeyler değil. Hani ben açık söylüyorum, hani o aile şahsi olarak ilgilenmiş olsa hiçbir kar payı koymayıp arabayı teslim ederim yani. Ya şimdi mevzu şöyle, aracı ben Türkiye'de kendi üstüme açtım. Sigortası dahil, vergisi dahil benim üstüme. Türkiye'de kayıtlı olduğum adrese geliyor her şey. Her şey, bütün ödemelerini orada yaptım ben gelirken zaten. Almanya'ya girişim hiçbir şekilde sıkıntısız. Araç benim üstüme açık olduğu için hiçbir sorunumuz yok. Hani buradan emeklilerimiz Almanya, Türkiye'ye nasıl araç getiriyorsa bizim de o şekilde Türkiye'den Almanya'ya araç getirme hakkımız var. Yani bu uluslararası bir anlaşma, Almanya ile Türkiye arası. Araç 2 sene burada kalabiliyor, Türkiye plakalı kalabiliyor. Özellikle ben buna önem verdim. Hani memleketin plakası olması benim için çok çok önemliydi. İşte 2 sene hakkım var. 2 sene sonra tekrar ben araçla Türkiye'ye giriş yapmak zorundayım. Araç birkaç ay orada kalıp sonra tekrar ben istediğim şekilde aracı tekrar getirebiliyorum. Hani bu ilk periyotları atlattıktan sonra inşallah ileride belki arabayı Alman plakasına çevireceğim. Araç o zaman uzun vadeli burada kalacak.
Ya cezalar şöyle, cezalar işte Türkiye'de olduğumuz kayda göre gidiyor. Adresimiz nerede kayıtlıysa oraya gidiyor cezalar. Bu konuda tabii Alman hükümeti, devleti hiçbir zaman affetmez. Cezalar Türkiye'ye gidiyor. Burada tutanak tutuluyor, gönderiliyor. Çok şükür şu an o duruma hiç gelmedik, ne ceza yedik. Aracı şimdi alalı tam bir 4 ay oldu. Ben buradan sahibinden.com diye bir site var, ben oradan aracı buldum. Sahipleriyle temasa geçtim. Zaten ertesi gün ben uçağa atlayıp zaten arabayı almaya gittim. Orada benim işlemlerim işte acemi olduğumuz için şöyle bir hafta sürdü. Hani bu arada da bunu söylemek zorundayım. İşte Zafer abim olsun, Zafer Tahil, Göktü Tahil. Bunlar inanılmaz yardımcı oldu bana. Hele hele evrak işleriyle, belgelerle, noter işlemleriyle, hesap kitapla çok çok destekleri oldu. Çünkü Türkiye'de, buradan gidip Türkiye'de o tür işlere girmek bilmediğim zaman çok çok sıkıntılı bir mevzu. Sağ olsunlar, Zafer abim olsun, Göktü kardeşim olsun. Bunlar inanılmaz yardımcı oldu bana. Hani şunu belirtmek gerekiyor. Arabanın filtresini değiştirirken Tofaş Şahin'in filtresi çıktı arabadan. Şimdi ben arabadan anlayan bir insan değilim. Arabayı onlar kendi gibi ilgilenmeseydi belki öyle yola çıkacaktım. Bir dünya iş gelecekti başıma. Hani bu arada şeyi de söyleyebilirim. Sırbistan'da gecenin saat 2'sinde ben Niş yolunda tünellerde 2018 model S klası, hani S klas bir Mercedes modeli çektim ben. Ta Belgrad'a kadar. Araç yolda kalmış. Hani 100 bin eurodan bir arabadan bahsediyoruz. Ve sen gel 55 beygirli bir Ford Transit'le 100 bin euroluk arabayı çek. Ya Almanya'nın, ya bizim bu çevrede, Oberhausen çevresinde birçok yere gittim. Köln dahil. Ve ayrıca Dinslaken olsun. Bir dünya, hani gezmediğim yer kalmadı bizim bu çevrede. Gütersloh'a kadar gittim. Hani hedef tabii büyük şehirlere de dolaşmak, Berlin yapmak. Hollanda'ya girdim, Belçika'ya girdim, Fransa'ya girdim, çıktım. Hani araç Avrupa'yı bayağı bir dolaştı.